Hızır Ali Mantar kanalımıza hoş geldiniz. Gününüz sağlıklı, bereketli olsun inşallah. Ben sizlere burada çok çok önemli bilgiler vereceğim ama sizler de gerçekten bunları kavrayın. Eğer sizler bunları kavramazsanız hiçbir zaman buradaki gördüğünüz görseldeki gibi tohumunuz olmayacaktır. Şimdi ben bu görselde gördüğünüz tohumu nasıl elde ettim? Kısaca size anlatmaya çalışacağım. Çok fazla uzatmayı da sevmiyorum. Ama sizler de lütfen dikkatlice beni dinleyin. Şu gördükleriniz bakın. Çayır mantarı. Çayır mantarı. Kuzu göbeği. Bunlar mantar dokusunda elde ettiğimiz dokularımız. Bakın dikkatlice dinleyin. Bu bölüm mantar dokusunda elde ettiğimiz dokularımız. Şimdi biz bu dokularımızı ne yapıyoruz? Geliştikten sonra güzel bir şekilde kendini geliştirdikten sonra yani alt kısım biraz daha böyle bu şekilde sardıktan sonra üzerine bir kaşık tahıl ilave ediyoruz. Tahılımız kendini böyle geliştirince ne yapıyoruz? Yeniden besiyer hazırlıyoruz ve o besiyerimizin üzerine tahıl taşıyoruz. Bakın bir versiyon. İki versiyon. Üç versiyon. Dört versiyon. Ne yapıyormuşuz burada? Dördüncü versiyonda dokumuzu bu hale getiriyoruz. Evet. 27 Nisan'da sizlere ilk olarak yumurta kartonlarıyla besyer nasıl hazırlanır göstermiştim. Ve o dokumun üzerine güçlendirdim böyle tahıl taşımıştım. Tahıl tanesi taşımıştım. Bakın şu gelişimi görüyor musunuz? Bu güçlendirilmiş tahıl tanesi. Bu da bu şekilde dokumuz oluştuktan sonra üzerine böyle tahıl ilave etmiştim. Bu da tahıl ilave ettiğim dokumdur. Yani ne oldu? Bak tahıl ilave ettiğim dokum bu şekilde gelişti. Tohum olarak yani besyerimin üzerine taşıdığım tohumumsa yani 3 versiyondan sonra 4. versiyon tohumumsa gelişimi bu şekilde. Yani bir ay boyunca bu şekilde kendini geliştirdi. Ya şimdi size soruyorum şu dokuyu besiyerin üzerine taşınca nasıl olacak biliyor musunuz? Hızlı bir şekilde, hızlı bir şekilde tak besiyerinizi saracak. Üzerine tahıl ilave edince ne olacak? Hızlı bir şekilde böyle bir ayın içinde kendini böyle geliştirecek. Ama ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Hiç karıştırmıyorsunuz. Şimdi şuraya kadar tahıl var. Ondan sonra duvarı saran hifler. Şimdi siz bunun içine isterseniz 3-4 kaşık tahıl ekleyin. Hemen ne yapacak biliyor musunuz? Hızlıca burada onu saracak. Ama ne yapacaksınız? Bunu alıp poşetin içine ilave ederseniz yine hızlıca kendini saracak. Ki size göstermiştim poşette misal nasıl gelişimini hızlı gösteriyor. İşte bu geliştirilmiş dokudan kendini öyle hızlı sarıyor. Bakın dikkat edin. Bu şekilde geliştirilmiş dokudan kendini hızlı sarıyor. Biz böyle ilk oluşturduğumuz mantar dokularını sadece ne yapıyoruz? Üzerine tahıl ekliyoruz. O tahılı alıyoruz. Yeniden böyle besyer yapıyoruz. Tahılı bu şekilde. Bakın bunlar tahıl ilave ettiğimiz besyerimiz. Gelişimini görüyor musunuz? Bakın bunlar güçlendirilmiş tahıl ilave ettiğimiz besyerimiz. Gelişmelerine bakar mısınız? Tahıl. Bakın temize çekilmiş, bu şekilde temize çekilmiş tahılımız. Görüyor musunuz gelişimi? Bakın. Buradaki de dokumuz, yani mantar dokumuz. Güçsüz mantar dokumuz. Bakın görüyorsunuz ne kadar güçsüz hifler. Ve buradan da hifler kabarmış, sönmüş bir vaziyette. Bu tüm mantarda mevcut oluyor. O yüzden hifler böyle önce şu şekilde kabarır.
daha sonra sönmeye başlar. Onlar böyle kabardığı zaman daha sonra ağırlaşır, kendini aşağı doğru böyle bırakır. O yüzden bozulduğunu falan düşünmeyin. Hifler ağırlaştığı için kendini böyle aşağı kısma bırakır. Yeniden böyle kabarır. Bıraktıktan sonra yeniden hifler kabarır. O zaman ne olur? Alt kısmı böyle bir güzel bir şekilde kaplamış olurlar. İşte siz de o zaman üzerine tahıl ilave edin. Ama ilave ettiğiniz tahılınız güçlü yine bir doku değildir. Bakın dikkat edin. O hifinizin üzerine tahıl ilave ediyorsunuz ya, bu şekil kendini geliştiriyor. O hala güçlü bir doku değildir. Bakın birinci versiyon tahıl, ikinci versiyon tahıl, üçüncü versiyon tahıl ve dördüncü versiyon tahıl. Yani dördüncü versiyonda ne yapıyoruz? Tamamen kavanozu sarmasını bekliyoruz. Şimdi düşünsenize, bu çok güçlü olan, çok güçlü olan dokumuzu böyle besyer yaptığımız zaman düşünsenize üzerine taşıyoruz. Binlerce besyer elde ediyoruz. Binlerce besyerden üzerine tahılımızı taşıyarak kendimize doku elde ediyoruz. Ve o dokumuzun üstüne ne yapıyoruz? Böyle tahıl ilave ediyoruz ve ne oluyor? Hızlı bir şekilde böyle tahılımız sarıyor. Ve ne yapıyoruz? Alıyoruz onu, ister kavanozda ister poşette dilediğimiz kadar çoğaltıyoruz. Ben size poşette misal nasıl gelişimini göstermiştim. Kısacık bir zamanda hızlı bir şekilde hemen poşeti sardı ve tohum kendini bitirdi. Peki neden bu kadar hızlı oldu? İşte bu oluşan güçlü dokuda. Bakın dikkatle dinleyin. Bu oluşan güçlü dokuda. Bu güçlü doku nasıl oluşuyor? Tekrar ediyorum. Bir versiyon, iki versiyon, bakın böyle iki versiyon oluyor. Üç versiyon, şöyle gördüğünüz gibi üç versiyon, güzel dokular. Daha sonra yeniden bir kaşık tahıl ve dört versiyon. Dördüncü versiyonda ne yapıyoruz? Bu şey kendini sarmasını bekliyoruz. 27 Nisan ve bir ay. Bir ay boyunca o kendini bu şekilde sarıyor. Çelik gibi bir doku elde ediyoruz. Biz bunu ister tahıl çoğaltmada kullanalım, ister komposta kullanalım. Kompostumuz hatalı da olsa hızlıca sarım yapacağı için bakteri oluşumuna müsaade etmiyor. İşte iyi bir tohumcu olmanın sırrı nedir? İyi bir tohumcu olmanın sırrı sabırdır. Sabırla o dokunuzu geliştirmektir. Bir de şöyle bir şey ekleyeceğim. Hiçbir şey sizin okuduğunuz gibi değildir. Siz onu okursunuz. Tabii ki okumak çok önemlidir. Ama uygulamalıya geçince yıllarınızı alır. Ve yıllarca uğraşırsınız argelerle. Ondan sonra sonuç elde edersiniz. Biz size yılların birikimini şu an hepsini aktarıyoruz. Ve sizden tek ricamız videolarımızı dikkatlice kavrayın. Zaten 10 numara birer tohumcu olacaksınız. Evet. Biz burada ne yaptık? Kuzu göbeği elde ettik. Burada da ne yaptık? Çayır mantarı elde ettik. Burada da gelişmiş şitakemiz var. Şimdi biz bunları ekeceğiz. Biz bunları ekmeden hiçbir zaman ne kimseye veririz, ne kendimiz de sonucu görünce iyi bir tohum deriz. Biz önce bunları ekeceğiz. Ekimi başarılı olursa, yani bunları ektikten sonra başarılı olursa, ki biz zaten o kompostu da yapınca onun da sizlerle paylaşacağız ki sizlerin eline bu tohum geçtiği zaman kompostunuzu da nasıl yapmasını, nasıl yapacağınızı bileceksiniz. Yani biz burada sizlere ölmesek eğer bu dokularımızda birer örnek vereceğiz. Kimlere vereceğiz? Ben bunu da altını çiziyorum. Kanalımda güzel yorum yapanlara, bizleri güzel takip edenlere ve bizleri paylaşanlara. Çünkü sizlere hep şu ricada bulunuyoruz. Kanalımızı paylaşın. Lütfen kanalımızı paylaşın. Siz bunu paylaşınca
Ne olacak? Belki birkaç garibanın bundan haberi olacak. Ve belki de işsizdir. Ve belki de geçinemiyordur. Ve belki de İstanbul'da artık yaşama şansı kalmamıştır. Kendini geliştirecek ve gidecek memleketinde ne yapacak? Bu işi yapacak. Yani bu iş belki birçok kişinin hayatını kurtaracak. İşte sizler de bu derecede bize yardımcı olun. Sizler de öğrenin. Eğer sizler bizden haberdarsanız bizleri paylaşın ki başkaları da haberdar olsun. Ki onlar da bu şekilde öğrensin. Bizim amacımız nedir? Sizlere faydalı olmaktır. Sizler de bir amaç edinin. Sizler de başkalarına faydalı olun. Evet. Tekrar diyorum. Benim kanalımı takip eden, benim takipçilerim şu an birkaç kişi var. Ben onları kafamda belirlemişim. Onlara kesinlikle bu dokularımın istiridye hariç ölmezsek eğer bu dokularımı geliştirdikten sonra, yani kısaca ekimini yapıp başarı sağladıktan sonra hem onlar ekimi de nasıl yapılır görecekler ve ben bunlarda onlara birer örnek vereceğim. Ancak hiçbir fayda sağlamamış bana bu dokulardan ver diyenlere kusura bakmayın, verilmeyecek. Bunu neden söylüyorum? Çünkü sizler de bizlere yardımcı olursanız çok kişiye bu kanal ulaşacak ve bu şekilde insanlar ekmek sahibi olacak. Hem ülkemize katkı sağlayacağız hem de insanlara. Hepinize kolay gelsin. İnşallah dediklerimi kavramışsınızdır. İnşallah kendinizi istiridye mantarından geliştirirsiniz. Bizler de ileride sadece bu mantarlarla kalınmayacak. Adım adım birçok değerli mantar bu şekilde kültüre alınacak ve tohumu bu şekilde güçlü bir hale getirilecek. Güçlü bir hale getirildikten sonra bir de onun ekimi yapılacak. Bakın, yapılan ekimler mesela burada ne yapıyorlar? Kuzu göbeğini talaşla karıştırıyorlar, doğaya atıyorlar. Farklı bir sürü yöntem kullanılıyor. Biz tam bunların tersini düşünüyoruz. Bunların tersinde olan nedir? Biz bunu biliyoruz. Bu mutfaklarda da yetişebilir. Tabii ki akıllıca karışımları yapılırsa. Hepinize kolay gelsin. Hayırlı günler diliyorum.